Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, iyi günler, hayırlı sabahlar diyelim. Videom artık ne zaman atılırsa. Onun için yani belli olmuyor. Gece çekiyoruz şu anda, gece ama gündüz de atabiliyoruz. Yani. Bugün atlam bile geldik. Atlam biraz rahatsızmışmış. Ama şu anda iyi durumu. Aksaray'a falan gitmişler. Biz de gittik bugün. İlaçlar düzeltti. Evet. Halı almışlar. Halı normalde şöyleymişmiş. Yeni aldıklardan şu öbür halı. Sizce bir fark var mı böylekine? Yok diyeceksiniz tabi. Ama şöyle ışık yandığında şu biraz daha beyazmış. Şimdi orada simsiyah. Sarı çizgileri fazla. Yani biraz daha koyduruyor. Evet. Işıktan da, ışıktan da geçiyorlar. Biz taşınıyor arkadaşlar. Sağdan sola. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ama. Daha mı açık kaldı? İzik daha çekildi. Fazla boşluğumuz var ev. Azıcık çeşit işte demek ki ev şartlı ev. Böyle daha çirkin oldu. Cansu bak hele orada kardaklar. Çizgileri biraz az arkadaşlar. Görüyorsun onun sarısını. Aynı diyanlık arkadaşlar da bunun üretimi bitmiş. Böyle üretmişler bunu da. Ben de biliyorsunuz pet kotuyum benim. Aklarda bir kotu. Tamam bunun sarısı fazla. Bir peni alsam bir tık çıkar. Sarıda o bir şey olmasa bir ilgin olur. Aklım birazcık dağıntılı arkadaşlar. Bir kazak alsam yırtık çıkar. İyi. Zor olur. Ama ne fark ediyor biliyor musun? Niye böyle oldu? Ne değil mi? Demin iyi oldu. Diyorsun işte bunun sarısı fazla şunu. Koy birazcık da. Sadece bir sarısı az ya onun. Kartlanma şey. Canım. Öyle çevirelim mi? Niye alsam? İyi demeyin. Güzel oldu. Nasıl? Kartlanma oldu da. Yo iyi güzel oldu. Ama bura katlamışlar izi kalmış biliyor musun? O güzel oldu. Duvara değdiğimden Cansu. Olabilir. İşte burada da bak. Yo iyi sanırım ya. Yok iyi. Kula kula kula. Arkadaşlar sağ ol Allah razı olsun. Bunun kutlaması için Serkan işte sana baklava almış. Ola mı? İyi maşallah. Adamın bir kaynağı olunca böyle oluyormuş demek ki. Ben bunu fark ettim arkadaşlar. Değil mi? Hasan'ın gelmesinde Serkan baklava alıyor. Nasıl hiç ben anlamadım. Değil mi? Kalanın işte mi geldiğinde de ben yaş pasta alayım da ödeşerim. Canı sor ya. Serkan şu an arkada black bag dansı yapıyor arkadaşlar. Bunu da sevdik canı öyle. Canım da öyle dedi. Hadi geçelim odamıza. Bugün biz de Aksaray'a gittik. Aklamgül de gitmişler ama karşılaşmadık. Tatlıcı bir abi var o söylemiş. Hasan da burada. Hasan da burada değil tatlıcı söylemiş. Hasan tatlısına tatlanan Serkan'dım. Ondan sonra da maskem vardı. Tatlıyı şöyle tadına bakın taze mi diş ettim. Abi dedim ki ben de Hasan'ın bacısı olurum dedim. Maskeyi bilemedik herhalde. Sonracık indim. Esnaf bacım Hasan kardeşime benzon dedim. Bilir hem. Hanımıyla dedi burada şey alıyordu. Git ya abi onlar Aksaray'a gelmez. Gelse haberim olur dedim. Esnaf gitme orada. Benim değişmiş Hasan diyorum buna git. Diyor ki adam bay beni inandırmak için. Yok bacım diyor. Babası diyor davar bu diyor. Ne bileyim ne diyor. Yazık. Dedik ya bak. Daha iyi gıdan kaldılar diyor. He baba, öyle diyor ya. Öyle zara diyor Hasan'a. Babam sordu eniştem attı da ben orada olduğunu şey demedim. Hani Kazak'ı neyim atmışsın ya sen? Ne bileyim aklıma yani yazmayınca bilemedim. Bizde işte gel, çanlar vardı onlar şey yaptık. Kendilerime süt hazırladım Hasan. Oo. Hasan köpekleri çok seviyor. Ben de İmek kediler, attı neyim var mı? Kedilerimi çok seviyor. Kendi, onlara görüyorsunuz sütüne ekmek yaptım. Bir de bugün mama alacaktım arkadaşlar. Serkan çok yemiyorlar ama. Yaş mama alacaktım. Ha. Serkan çok kompleksliydi bugün. Kompleksliydi. O yüzden alamadım. İnşallah bir daha gittiğimizde onlara mama alacağım. Sizlere söz veriyorum. Benimkiler sütü şey pek aram oraya. Yemiyorlar yenikler şu anda. Evet. Yemek arttı çok seviyorum. Planım varsa götürürüm. Ben hemen pişiririm sana bir yarım şimdilik. Bulgur içine de şöyle bir tane pişirdim. Bir dakikanın içinde nasıl da yediniz? Onları can nasıl örtün, yetiştirecek bilmiyorum. Can Zöntü'nün kemiğimi suyuyla onlara çorba yaptı. He yaptı onu çıktı. O sen ödülür vallaha bak. O büyük İzledim koca kafayı yedi de. Pilavı patatesi. Nereden alalım geçmiş pilav olsun. Pilav varsa. Kuzum benim öpeme yoldan. Pilav varsa çok makbule geçer diyor. Niye? Kopya mı? Kopya yavrularda. Bizim yavrular ne olacak ya burada? Onlar atlan sütüne şey yapacak. Süt yiyemem. Süt de aldım da yumurta aldım. Bizim şeyse yemek kabı artıya fazla kucucuk bir tabak çıkar. Seninki onun gibi 10 tane. Bak hele kardeşim bundan ikisi de doyuyor benim yani, kedilerim. Seninki de ne olur da bu? Kafasını soktum bunu bitirir. Koca kafayı yiyin de. Bu çakas bekliyorlar bak. Zeytini, oğlum. Acıktın mı? Gel. Hediye. Gel.
Dur lan geldim. Ben de insan gibi konuşurlar bak. Gel lan. Bak. Şu bak. İki. Bak. Ah, ah. Gördün mü? Al akıllılar. Al akıllılar. Pek akıllı dayısı bunlar. Çok akıllı. Bak. Bak. Gördün mü? Aynı insan gibiler. Bunlar ben pek şey yapamıyorum ya. Ben kopeyi çok seviyorum da. Özledin mi aşkım? Özledin mi? Hadi gelin. Tabağınız aşağıda. Bir. Ana. Bir elin. Elin oğlum. Akıllı oğlum benim. Bir kızım, bir kızım elini ver. Fıstık. Bir kızım. Kızım bir elini. Elini ver fıstık. Zeytin elini ver oğlum. Elini ver oğlum. Elini ver. Aferin. Hadi gelin. Hadi oğlum karnınızı bir doğurmam. Hadi bak. Gelin. Hadi. Gelin hadi. Gelin. Aşağıda mı yiyecekler? Tamam. Hadi bakalım bir gel bakalım. Şöyle. Gece manzarasını da göstereyim sizlere. Gidelim mi? Yürüdüm gel. Annemi de getirsen unuturum. Annem de işte ebem var ya, ebem bekliyor. Ha, ebem de getireydin. Halam gelir. Dıştan götür- bayansın o taraf. Halam götürecekmiş onu. Ha. Onun için. Teyzem de gelmiş bu arada. Evet. Kayınbabası vefat etti arkadaşlar. Kanalımızda söylemiştim. Evet. Mekan cennet olsun tekrardan. Amin inşallah. Çayımızı koyalım. Ağacınız var mı kardeşim? Rahmetli Gezzettin işte elma saklamak çok çiğ sağlardı. Evet çok iyi insandı. Küçükken atlam tabi böyle. Mekan cennet olsun gerçekten. Gezzettin işte çok iyi insandı. Nur içinde yatsın. Mekan cennet olsun inşallah. Amin inşallah. Ben de bugün işte gidemedim de yarın gideceğim. He. Şizi geldi mi cenazesi? Gondular bugün. Ha, ben öyle aradım da daha yok cenaze diyordum. Öğlenleyen koymuşlar. Ben şey yaptım. Ben geldim de daha yoktu. Aksine gittiyorsun eğer koymuşlar. Ağacınız nasıl yememişler ağzından? Yok ağacımız valla yok. Valla. Çay koy, çay içelim. Hadi desneyim kızartını da yiyelim. Yok sen çay sever. İçelim. Seven sen. Yok yok yemem ben. Biz de yemek yedi genişten ısmarladı sağ olsun. Ben de bir çay koyayım. Kurumundan, şöyle, kurumundan baktım ben de sana. Şey yaptıydım. İrmik tatlısı. Şimdi kavuru verdim canım istedi. Evet. Ne ettin oğlum dilini? Öyle sen dilini. Ben yedim. Gel göster bana. Sen koyarsın. Aç hele dilini. Sen koyarsın. Sakız mıymış o? Sen koy. Nasıl sakız mı sormu? İyi değilmiş daha. Sabah beni anne bana verir. Ben de bilmeyeyim mi? Aksana ekleyecek. Çiğnedim sakızı. Dişlerim masmavi olmuş. He. Gir utandım da gayrı dişlerimi fırçaladım. Oğlum böyle boya kazmıyor bana niye büyüttüm? Çocuk gibi. Şöyle ben eve doğru geçiyorum. Hadi ben de çayımızı koy. Evet haydi. Aman ne yapacağım Mehmet abi. Ben verdiğinde koyuyorum. Öyle koşmayın oğlum gel. Şöyle kanlarımızı da kuralım. Ben de şöyle geçeyim. Şey selamı arasak. Taraflı izleyicimiz var. Fadime, Palan. Buradan da selam olsun onlara. Aleyküm selam. İkisinin de sana Kemal Yılmaz'a selamı var. Ben Arap'la görüştük. Hepinize selamı var ayrı ayrı. Hüseyin koşma gidin bir şey. Oradan bir başka yere mi kadın? Oradan ona da selam olsun. Hadi de para ver eşine. Eşine bir ismini sor bayramıklı. Selamlarınız olsun. Hoş geldiniz de. Tamam olsun. Ne oldu işe? Babana nasıl olur? Bir bayağı mı çatın yüzünü? Mağabey olmuş. Ne oldu? Özledik bayağı da vallahi. Görmeyi mi gülüm belli? Bir hafta ne oldu ya? Ne oldu? Ben belli görmüyorum sizi. En son kurucan ablayı ben de gördüydüm. Biz de vallahi. Ben kaldım. Vallahi ettik. Siz de gördünüz aynı işe. Aynı işten gibi gider. Ben kalktım. Ekmekten kalktım akşamını da derman sarıştı bu saatte. Dedim ben istedim derim. Kaç bunu oldu ya her an ne zaman bu? Gözümle kanlandı. Bunu uymaz mı şimdi? Sabah kalktığından duruyor. Pazar mı gidiyor? İflamet yap. Bir de yerim ver. Al aklına bunu koy. Gece hiç uymadılar. Neyi vardı bilmiyorum. Değil lan. Yüksel. Ne yaptın hala?
Gezdin mi Aksaray dün? Hayattalar öyle dün. Havlar duruyorlar. Ne aklına ne geliyor, ne görüyorlar. Kedilerini görüyorlar. O büyük zaten kediye havlıyor bir tek. Büyüğümüz havlıyor mu? Hmm. Şeyiniz. Koca başımız. Koca babamız. Havlıyor. Havlıyor. Ağzından diyeyim düşünme olur. Bizi o gün ne aldı Serkan? Bazı babam bekletti. Kasanın katkı evine. Bir geldi. Bir şey bak hadi. Bazı babam ne şey, bok şeydi bir. Öyle kalın sesler. Köpek var o havladı mı o da havladı. Poşetlerini bana bir o. Şöyle bak hele. Yeme bak hele. Kediye çok havlar. Kışı getirdim Cansuz. Kışı sevmem diye diye. Sesini biraz mı sürsün? Soğuk donuyor. Soğuk sevmem diye diye. Cansuz kışı getirdi arkadaşlar. Taktiğim neyim görünüyorum bilmiyorum. Donuyorum valla. İyi yaptısın. Giyin. Telif verin mi ayağını? Yo yo. Bu sıcak tutuyor. Yüksel. Valla ben yine ben sırlarımı. Telif giyeyim olsun. Yüksel. Ağzımdakini yut da öyle. Aynen. Poşeti bir bana. Baba ne düşüyorsan? Poşeti bir. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Mavi mavi. Sağ olacağım işte dilim var mı? Mavi mavi. O mavi. Baba yakaladım. Hasan bana ver. Hasan bana ver. Bir dakika da bir şey. Niye kardeşim? Hasan bana getirmişler. Hasan bana iyiymiş Aksaray'da herhalde. Hı? Bakım iyiydi herhalde Aksaray'da diyor Hasan. İskender geceli. O da bu ikisi de şey istendi, döner istendi, ben de dönerdim ya. Ya ne zaman yerimize gittin tabii ki. Keşke biz de öyle bir yere gitseydik. Valla Cansu. Bunlar benim adım, bir sen söyledi. Masada boş yürüyor oğlum abi. Aynen diyor ki insanlar bana şeyden huylandım onu hep her şeyi söyledi. 105 lira ödedik. Hiçbir şey değildi. Bak 1, 2, 3, 4 kişi. Biz duplaydık arkamda. Bire dupla kıymalı. Buna değil. Bu kanat uzatma şey. Şişte şey gibi. Öyle bir şey geçirdim. Allah kapağı öyle bir şey çıkmıyor. Çıktı böyle. İyi olmadı böyle. Dolandık. Girdim mi sevmedim ya. Dönerce i̇şte ben de sevmedim. Aslında bana insanın bir bildiği yeri olacak. Oraya girecek. Temiz ya olacak. Ya bu tarafa girer miydi? Bugünkü gittim mi? Dönerim. Ne dönerim? Şey çarpılmak diyor. Biz çıktık da ama mini gorduk diyor. Adam mini gorduk mu çıktı mı? Adam baktı hemen bakacağım. Hamleyi var öyle yay dökmüşler üstünde de çamurla gezmişler gibi. Hamleyi biz şey değil zaten. Öyle de gidiyor. Bu dağıntılı yaptı. Gidelim dedim buna bu da oturduk galiba. Birinci çıkılmaz ya. Adama sıkaç verip girip pişman oldu. En güzel, en lüks Ankara yolunda hastane var. Valla sipariş firma değil şey bile olsa Hasan ben İçim almadı sürece yiyemem kardeşim. Ben kötü ahlam var. Anneme bir gelse bir daha şey çok seviyoruz. Hastalığı. Yürü de sen. Ben sarıdan ne aldım? Dönerlerle bir de meyve. Yemeyiz. Bal döksen yalan. Valla ama şeyi. Otakarlarla indiriyorlar. Bir de tesisleriymiş olarak. Bakmadım ki ben. İndiş bir şey izlemedim hele. Paylaştıydım ben onu. Klaps yaz. Dur daha hiç iyilesin de boş ver. Elmas da neyle kazandığı da paylaştı. Tamam ağzını ört. Ağzını atmasın. Yüksel. Çıktık aldım. Büyük aldım. Büyük aldım. Çekil bir şeyler koydum. Bunların kanı tolmuş arkadaşlar. Bir şey yemedik diyorlar. Vallahi biz de aynı aksılığa da girdik. Ağabeyim karnım şiş. Herkese merhaba. Expert aksılığı. Sen gülerdin, ben otur ya. Otur. Otur senin ama. Ne bile? Yapma oğlum. Ne var da ne benim için? Ne şey var? Olsun. Ne yaptı ne? Sen kaldı. Sen kaldı. Ben sana veririm. Ağzına nakti. Ya ben içerim. Söyle içer ağzına. Bir abine. Yüksel buldu sakız basıyor. Buyurun nasıl? Şöyle bir hayran kaldım. Elif alma illerine, abdest alma illerine. Değil mi lan? Şişt! Değil mi lan? Kol ağrı lan. Baba, bir tane yer mi lan? Yüksel, versene abine gel. Bir de sana, Yüksel. Abin, sen seni bir gel. Bir gel. Al, 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 attı baba. Tamam, al, verdi bak, teyze. Tamam. Buraya lan. Cansu, bir lavaboları var. Elif alma illeri, abdest yerleri. Böyle tablolar, tavanların ne biliyorsun? Orada çektim ben zaten. Öyle. Nasıl? Oraya lan. Sana ne lan? Oraya. İskelet nasıl ezdin sen bisiklet? Bir anlat. Nasıl ezdin? Bizim aldın mı bu ya? Ezdin. Yo ben kastım. Bisiklet sürüyordum. Ezdin. Yüksel. Bisiklet sürüyordum. Bıçaklarımı gördün mü Yüksel kaç tane? Yüksel. Gel Yüksel bir şey diyeyim. Yüksel bana bakmıyor. Sen? Nasıl Polonya'da dökülürüz ya?
Şey gördün mü? Lavabolar. Yok bakmadım. Bak sardır hele şeye sonuna. Babam mı vardı önde varım başımda? Babam var aynı. Aynı camide şey alınlar ya, abdest şöyle girmişti. Anneciğim kız sesini. Kapıları ne gördün mü? Nasıl? Çok dehşet bir yer, benim hoşuma gitti. Size gideyim mi? Size yatayım mı? Oğlum çalışıyorum, diyeceğim şu yerine. Yatın mı da? Orada duruyorum değil mi? Kalan 2 gündür de ben duruyorum. Dün de yedim. Öyle mi? Öğrenmeye kadar. Lavabo yedi. Kalan ya da. Tatlılar diye sen de yedin. Aynen güzel. Çok lüks. Helal hoş olsun arkaları. Ne diyecek? Ne yapmış adamın? Gel. Yüksel abine dokunma anne. Gel. Masmavi olmuş değil senin de. Direkt diyorum. Aynen öyle. Aydın masmağın özü, hala. Gel lan Yüksel! Oğlum aynaya gemi dönüyor. Belki ne var? Oğlum bak. Yüksel, bana bakalım. Saniye diyeceğim. Şşş! Bakalım Yüksel! Temizleyeceğim. Tazikli suyla içini dışını yıkayacağım. Ondan mazot alacağım. Mazotuna temizleyeceğim. Gübreli olduğu için paslanmıyorum şu anlamda. Hmm. Asitli ya gübre. Sesini yazayım. Gel. Aha bir kere oldu. Aha. Şey geldi, şey. Gel lan bir lan. Gel. Ama size gideceğim ben de gitmem. Sana şey yapacaktım. Hı? Sana havuz yapacaktım ama. Hayatımı bozmadım. Gel. Gel. Şimdi. Bak onları yapma. Kapat dilini. Dilini kapat, şuralarını da boyanıyor bak. Kapat öyle. Hayır öyle çıkmaz. Çok iyi. Mı? Fiyatımı değiştiremiyor musun şu ilanın? Benim arabanın. Değiştirebilirim. Ne oldu? Şey olması lazım ama. Yok. Öyle. Yapma onu. Şey. Ablam tatlılarımızı bölüyor. Serkan her çeşitten almış. Bunlar ev yapımı. Sağ olsun. Kesinize bereket. Geçen almışmış ya. Şey, Derman ablam gel. Nail işte mi aldıydı gerçi. Nail işte mi kesesine bereket. O gün yemeğe gittik. Tatlılar da benden olsun dedi. Bu arada elimi değiyorum ama huylanmayın elimi yıkayayım yani 7-24 saat. Yani. Hastalık oldu gerçekten. Şöyle yine de değmemeye dikkat ediyorum ama yine de insan ister istemez. Şu büyükler daha çıtırdı da o gün. Nail işlemi aldığı gün. Hmm, Elmas diyor İzmir'e ne gelirsen diyor o büyük bağlamadan al gelir. Yazık. Buradan da enişteme selam olsun. Ablama. Evet. Diğer ablalarıma. Bacı çok. Bacı kardeş, kardeş bir de bacı çok. Elim bir yıkayım. Çayımız da çıktı, çayımız da katalım. Şöyle gofret koymuş ablam. Bardaklarımızı da götürdüm. Ben de üzüm aldım Cansu. Parmak üzümü. He. Şey yapacağım, turşu yapacağım. Yapacak mı onu da? He canım. Biz geçen aldık yapandı, yedik üzümü. İşte ya, geçen aldığım buydu. Derim ablam geldi onlara koydum. Çekirdeksiz. Yıkadım bunu, ye.
Çekirdeksiz mi? He. He, bu iyi oluyor. Çekirdek iyi oluyor. Böyle de Serkan işten aldı 5 kilo. He. O da çekirdeksiz herhalde. Bakmadım da. Bravo. Çekirdek içinde hiç yiyormuyor çıtır çıtır. Yıkanacak ama bu. Çiğ, İzmir'in uzumuymuş. Ha böyle söyledi. Yine de tam olarak. Bir güzel tadı varmış. He, anne. Çok güzel. Çayımız da hazır. Ben böyle olsun su koparttım. He, ben de çayımızı getirdim. Ben değiştirdim koparak. Sevmem öyle. Gelmeyin. Çay var bende. Bardaklarımız da hazır. Merhaba. Yine ben. Çekirdeğe çalışıyor arkadaşlar. Çekirdeğe devam. Çekirdeğe. Hasan abla sana torbayı geçmiş. Niye ki? Sana 3 dürüm bahağı olmuş, 5 olmuş, bana 4 koymuş. Ha, bir tane haz almış. Herkese 5 koymuş, bana da 1. Ömer bana niye, Hasan'a niye torbayı geçtin 5 dilim de bana 4 dilim? Ayhan'a da 5. Eksikleri, bir ev sahibisin ya. Ev sahibi. Ayhan ev sahibi. Yüksel ağzındaki silleri akıtma annem. Rahim. Hasan yanına oturtursan. Gel, şuraya gel bana. Koyunlarını açın mı? İşte bu da 5 koymuşsun burada. Al bunu sana verir. Yok, öyle diyorum ben. Ne var? Şunlar iyi çıtırmış biliyor musun? Cansı isimde. Abla ne bana hiç koymasan. İki canlı ya o cinsin. Sen otur da ben doldururum onları. Yok, ben atarım, sen otur. Ben evime gelen misafirdim. Ben ev sahibiyim. Ben severim dolanmayı. Hadi bakalım, buraya oturum o zaman. Ama Ayhan'ın atali. Çalışsın diyedim ya. Vallahi bak, ben sevmiyorum yatmayı. 2 gün hasta yattım. Şunu herhalde geniş yapıyorum. İnsan psikolojiyi bozuyor insan. Vallahi Cansu pek kötü hastaydım ama. Aman, he, o acaba zaman dedin ya. Tutmuyor gibi sızladı aynı. Koronavirüs oldu diyor. Ben sinekliğinden oynama yüksek. Yapma olmaz mı? Anne başım dur. Dur. Evet arkadaşlar çaylarımızla katıldım. Enişte maşallah tatlıya çalışmış. Kumandamızla oynama. Bizim tatlılar da tatlıya bitirmiş işte. Şeyde de bitirmiş. Ahsaray'da da neymiş? Kofteye bitirdi. Kofteyeymiş maşallah üstüne. Hele adam diyor ki video başında beni çatlıyorsun diyor kanımdan. Şuna bir şey gibi dedim. Kofteyle bitirdim. Daha bir de Cansu da artık tabaklarını boş koymuşsun diye. Başta kıyma geçiyor arkadaşlar. Ondan sonra da mıydım? Baklıcan vardı. Ondan sonra salatası. Pilav. Peynir böreği. Bir de öyle şeyi sevdiydim var ya neydi? Peynir böreği de vardı. Beraber neydi adı? Siz balık ney miydiniz neydi adı? Çocuğum. Çocuğum kayak. Ha ben de orayı sevdiydim. Hepsinde niye orası? Yollar nasip olmuşlar ne? Bu arada orası alıp çakmışlar. Biz oradan gitmedik. Oradan gitmedim bozuk değil. Ha sen arabayı oraya bulundun mu? Ha sen meşeğinden yine arabalama mı gittin? Ha. Arabayı oraya bulundun daha iyi. Olsundu kardeşim. Ne? Arabayı nereye gideceğim? Yok bu normal. Cansu bize test geliyor. Videomuzu bir izlesen midem bulanır. Ha midem bulamam sorun bu orada. Biz de bir şöyle bir depoya bir yere yollar iyi de dayı orada. Ben hiç bulamam. Ne ücretli yerde park var. Ne normal ücretsiz yerde park. Cumartesi değil ya bugün bir de. Vallahi bilmiyorum çok yoğun ya doğru. Döndüğümüzde de 3 kere mi döndük? Sen çıkamıyor musun? Getirmişler. Ufak parası bile bilmedim. Sen tam olarak kalk herhalde diyorduk değilmiş demek. Ama kalk ücretli. Ücretli yazardı. Onu yazarlar da yazdılar da çıkarlar. Yollar ev yeri gibi boş bir yeriydi. Şu makine ne yok ki? Bir kağıt demiyor orada hep arabalar duruyor. Bilmiyorum geçen benim üstümü bozdu şey yaptı. Ben de saat ve pil taktıracaktım. 2 senedir daha... Duruyor önce, o ödenecektir. Ödenmemiş. Ha, yok yine aldığımda 2 sene oldu. Yani. Dağılıydı, bir daha taktırmadım. Ha. Böyle aklıma hiç gelmemiş. Amanı. Böyle dağılıyorum pilsiz. Piş belli değil ama olup olmadığı içinin. 6,5'da kalmış. 2 senedir 6,5'da duruyor. İş ne gidiyor, ne geliyor. Gülpınar'da ne var ne yok ya. Gülpınar'ımız iyi. Değişen bir şey yok. Böyle kalan yok mu? Nerede cenaze var işte. Başka bir şey yok. Kulaç da varmış. Bir tane şey göz kızı şimdi. Kafasına sıkmış. İntihar. 18 yaşında düşmüş da Allah'ım. Evet abi geçenlerde de bir tane Kenan diye oğlan var o yaptıydı. Şimdi. Birbirlerine öyle kalıyorlar herhalde. Allah rahmet eylesin vallahi bilmiyorum. Vallahi nesil hiç güzel bir yere gitmiyor da Rabbim evlatlarımıza hayır eylesin. Bu parkta oturduk hiç bu şey Yüksel videolarını çekti ben de oturdum. 4 tane oğlan 2 tane de kız oturuyor.
Buna diyorum ya vallahi sen nesil değişik gidiyor demeyeceğim. Bozulmuş ya. Çok yaşlı oldu bunlar. Küçük olsa da çarşıdan hemşireler var Aksaray'da, parkta. Bağlı şişi çekmişler. Demez. O gençler de alıp havaya atıyorlar, oynuyorlar onlar. Ya. Biri diyor ona abla onu alma öyle diyor. Biliyor muyum diyor senden mi öğreneceğim diyor. Ya. Bir niye alıyorsun öyle? Kız diyor ki daha 16 yaşında 20 ne girmiş. Hadi diyor ayrı eve çocuğa. Çay var diyeyim çayı yanarsın bak. Çocuğa. Vallahi diyorum ya Cansu Ötün biz Serkan Üstün şişeye gitti. Al, sanayiye yani. Gitti. Biz de bunu beklemek için parka oturduk. Hani sizin dediğiniz gibi 4-5 çantalı kız geldi. Daha yani okumak şeyler de belli. Hey. Hepsi birer şişe yaktı. Sigara. Kızlar yani daha. Sigara da hepsi. Var hepsi var valla. Valla ben elimde neyse seni sana bıraktıracağım. Ben hiç hoşlanmıyorum. Niye kapattın anne? Böyle çay içmedin arkadaşlar. Sesten niye kaçtın? Video çekiyor mu ya? Yok. Biz de birçok bahçeye oturuyoruz. Çizmiyorduk biberle güneyen. Bittin bahçe. Yok. Geri geri parçası yaptın. Yaşmayı olmadım Cansu. Niye? Kızdım ben. Annem de kalacak ya o da evim mal bir şey demedi gelemedi evimizde ya. Havalar iyi. İçini biberle toplarız. Gelme daha aradım telefonla çalmıyor. Biber çıkar. Çay var. Serpen çıkar da bak yine aynı şey diyorum yarın böyle. Yarın veya bir gün onu soğuk alacak diyor. Elmas alırsa yaprağını alacak. Ana biber de al. Ana biberler büzülür büzülür. Diye. Ama biber de topla diyor bana. İyi o zaman devam edelim. Zaten temiz olacak. İyi soğuk hava gelmez. Yapma oğlum. Soğuk hava gelmeden temizleyeceğim. Bu hava dönme diye. Yapma öyle. Bakkanda da hep ceviz kabuğu var. Kızarım ama gel. Bakkanda hep ceviz kabuğu var. Olabilir oğlum. Onu da yapar insan. Biliyorsun ya. Dön. Geldin dağlardan. Babaannenle geldin. Elmas kızı otur diyor. Küçük elmas değil diyor. O gelmedi daha diyor bize diyor. Büyük elmas diyor. Allah'ım. Hani diyorum ben de halam gelmedi büyük halam. Adını biliyorum da ne olduğunu bilmiyorum. Şey demiyorum büyük elmas geldi o götürdü diyor. Ben de ya sen götürdün ya değişik mi olur. Küçük elmas alan mı geldi demiş o dedim o değil o gelmedi diyor. Allah'ım. Büyük elmas diyor. Halbuki ne bileyim halam yok musun da mesela pis sana gömdüm sen de bildim olmaz da. Gülsen çok güzel ya valla. Zıklık. Diliyle sevdirir arkadaşlar kendini. Ya valla. Dedim aynı gün gündeyim geldi de götürdüler dedim. Halam gelmedi ben de oldum. Ben de sikerimiz o götürmüş. Kaan diyor niye öyle bakıyorsun diyor. Geçen anası kızdıydı. Kötü şey söyledi buna kufur gibi. Cansu da kötü kötü baktı da bana niye öyle bakıyorsun diyor. Bakma bana öyle diyor. Hepsi de bilir. Bir daha o lafı duymayayım ağzından diyor. O zaman bakmayacağım diyor. Biliyor ama Cansu'nun sinirli baktığını. Biliyorum videoda başlarına başlarına like atsın diye şimdi buna ne kadar yazmışlar. Like attı hep sana diyor. Bunu atmışlar hep. Yüksel kim kötü? Otur akıllım. Yaylaya gittiniz hem oturla mı? Kim kötü? Serpa. Duyar ama seni kamera çekiyor ama. Çeksin mi? Bale. Bizim neyimiz var gördün mü Yüksel? Ne? Neylerimizi gösterdin ben sana? Kaç tane? Allah'ım. Beş tane, on tane. Kocaman değil mi Yüksel? Şöyle. Unutmamış, öyle yapma annem kıracaksın. Bilmiyorum, bakmayın. İlişkiler mi gittiniz böyle? Açık kapı. He. O ne arıyor neymiş? O da kocası şey istemiş, kıymalı pide. Onu yapıyormuşmuş. Biz de tam üstüne vardık. Kahve içelim dedik, o da çay koydu, içmedik dedik. Sen aratmadın mı çıktık da öyle bir kahve içelim diye vardık. Evet. O da önce salmadık, yapalım işimiz var diye pek duramadık. Ev yapmalık ev var şimdi. Kahve içtik. İyi oldu. He güzel olmuş tadı. Yumuşak olmuşmuş. Ben de oralar var ya, orada dolandım da şöyle dayak yılda her hırsızlar ya, öyle çiçeceğim istemeyerek gezdim hastalıktan. He, sanki böyle ter boşalıyor gibi. Bir de ilaçlar da yuttum gittim. Aman ha. O da gezdim ama şey böyle saf saf gezdim. Hiç can istemeyerek. Önce şeyimiz vardı işte televizyon taksitimiz. Onu neyim verdi? Mobilyamı temizleyecektim. Mobilyamı da şeylerimi gelip değiştirmediler. Onu da değiştirmeyince vermem. Yuvarlak yerine. Çok şey darmadım. Ne olur bu? Ora altın sarısıydı. Açık renkte getirmiş aynı halı gibi. Allah'ım. Onda bizde de şeye verelim abla dedi. Us mobilya. O ne ona verdiler ne de getirir. Hem gelse bile biz daha mazık kardeşim yıldız vidalı. Farklı değil miydi o? Ben öyle istedim. Ay fazla sarı ya. Hem adam diyoruz orayı köpek bağlanırmış. Sinay'ı bağlayabiliriz ya. Ben kocaman havada bağırsam olur oraya bağırsam. Ay anlamasın yaktın mı
yürüyordum, araba içimi yaktıydım, yanıyordum. Hiç geçirdim. Bağırıyor mu hocam? Yanıyor anne. Ben çocuk olmam. Dışarı yanıyor mu? Size karanlık çökmüş de bu taraftan görünüyor. Bu gidecek gibi nasıl oturdu? Oğlum babam gün şöyle yaslanıyordu, annem geldi oturdu, çat diye yataya düşüyordu gazetten. Şey de düşüyorlar ya Cennet Mahallesi'nde öyle. Öyle olacak belledim. Niye attın yine telefon? Bu hiç sevmez bak böyle şeyleri. Yaptılar şarkı başlıyor. Onlar mı seviyorsun? Abinden orayı izlesin. Tamam birkaç gün önüne gelmiş. Yok onlar izlemem, bunlar izlemem. Bunlar oynamıyorum ama. Onlar kalmış. Çocuklara bakacağım diyor, ben arabamda ben. Ben gelmeyeceğim, gelin çocuklara bakacağım dedim. Başka sağ olsun diye aradım ben. Kırmaktım, iyi atalım. Şimdi yarın gideceğim işte. Bakıyorum çaydan da baktım. Nüfteler yazınca hep senindeki. İnce hep bir şey delerir abi. Normal, hacam ama hem de. He, oradalarmış. Giderken de eve mi götüreceğim? Hadi biz gidelim Serkan, bas sağlığına. Bizim balkon yapılırken Hacı enişten pek rahatsızmışmış, biliyor musun? Ta o zaman diyorlardı. Vefat etmiş, gidecekmiş diye. O zamanlar etliydi. Bayağı da oldu. 20-30'lu memnun şey yapar diye de. Oldu canım, ee? Gene güzel değildi. İşte var etti. Allah'ım korktuğumdan kurtarsın. Hepimizin gideceği yer orası. Ama elden bir şey gelmiyor işte. Çabalamasan olmuyor yalan dünyada. Taşınıyorum. Çabalasan öyle. Ne oldu? Kapıştı dışarı. Bir tane abla aradı mı seni izleyicimiz? Şöyle sesi biraz düşük gibi geliyor sen. Dün konuştuk teyzem diyor. Teyze değilim daha ben 41 yaşındayım diyor. Ama teyze gibi şöyle geliyor. Şöyle sesi geliyor. Bu herhalde telefondan baksak benim telefonum. 10 tane ne mi olmuştur bunun numarasını gönderiyor. Gönderiyor. Ne oldu? Biraz da yani böyle nasıl diyeyim böyle durgun konuşuyor. Oğlum. Şey var mesela, Şükran abla var, o da öyle çok sakin konuşur da sesi çok böyle geliyor. Öyle birazcık daha düşük konuşur abla. Ben de tamam gönderdim. Gönderiyor. 3 gün geçiyor. Bir daha arıyor. Oğlum silinmiş. Serkan numarasını göndersin. Tamam hala gönderim diyorum. Bir daha gönderiyorum. Herhalde değil mi? Telefonumda baktım geçin. Hasan senin gönderdiğin işte meğer da geri gönder bir daha dediğini. Hasan aradım Elmas diyor. Ben de diyor bir azarla diyor. Git ya ben seninle mi uğraşacağım? Tamam mı diyor ben diyor. Diyor ama bundan 5-6 kere neyim gönderdiğimi hatırlıyorum yani önceden. Diyor gönderiyorum. Ondan sonra dün meyve kokumunda geri aramış. Hala dün geçen gönderdim yazdım. Gelmedi mi ne dedi? Hala diyor ben de gitti gözüküyor. Bilemiyorum. Dur bir daha gönderirim sana dedim. Gönderdim. 10 dakika sonra geri aramış. Göndermedin gelmedin. Hala gönderdim adın. Hala yıldırdın ben dedim ya. Ben daha var bu dedim. Numarayla mı uğraşsın? Cansıyla konuştum diyor. He. Seninle mi uğraşsın ben bu arada? Normal aşamam da. Geri kalan. Ben sana o zaman normal söyleyeyim. Sen oraya dur kağıdına kalemiz. Hasan biz konuştuk mu ablayla? Senden de konuştun da. Şimdi can seni ben konuştum değil mi? O zaman ki? Bu da yanımdan bir mi? Evet konuştun ya. Ablayı tam adını bilmiyorum daha öğrenim ben. Kalan. Adını bilsen oradan çıkar. Kalan söyledim numarayı. Yazdı. Geçen şey arada. Kalan unutmaz ara silinmezler. Kalan yapıyorduk. Nur Hayat Beyazıt var ya. O aramış. Azıcık konuştuk. Babam konuştu. He söyledi. Beni de aramış. Elmas diyor şeyi müsait misin diye sormadı. Bizim Eba dersimiz vardı. He. Eba dersi olunca nasıl konuşur ben konuşamam. Çünkü baya saat 8'den en başta oluyor. Ebamız 9:30'da sürüyor. Aman, İki ders görüyor. Annem de onu sanırmış ki Perihan abla belirlenmiş bir şey var İpek daha. Kızım diyor bu sene diyor İzmir'e geleceğim sen de oraya gel diyor bekliyorum sen ben diyor. Ne diyorsunuz beşinci kızımsın diyor. Anne Onur Hayat abla diyor olsun bu benim kızım ben biliyorum diyor. Vallahi değil diyor. En sonunda dedi gayrı kadın böyle böyle dedi. Değerli takipçilerimiz siz, sizler bize diyorsunuz ya siz bizim aileden biri oldunuz.
Biz yan yana geldik mi mesela kızlarımızın ya da bacılarımızın Elmas Gül büyüğüm bunu yaptı, Hasan Gül büyüğüm bunu yaptı, Cansu şunu yaptı diyorlarmış. He. Bakın biz de sizi konuşuyor. Aynen, sizler de bizim ailemiz oldunuz. Aynen öyle oldunuz gerçekten. Şu an biz YouTube ailemizden bahsediyoruz. Yani YouTube'daki bizi izleyen ablalarımızdan. Evet. Yani hepiniz değerlisiniz bizim için gerçekten. Sizlerin sayesinde biz... Yani şey yapalım, siz olmasanız, bizi izlemeseler bir anlamı olmaz. Yani attığımız videonun o zaman atmazız da yani evet. Paylaşmayız da. Ama siz izledikçe bize destek oluyorsunuz. Yorum atarak yorumlardan renk katıyorsunuz. Yani her bölümünde ben mesela pek uğraşamıyorum. Oyundan uzdan cevap yazamıyorum ama soru sorduğunda cevap vermeye çalışıyorum ondan sonra. Yorumları okuyorum, kart bırakıyorum yani onu da. Ya. Cevap gibi korun artık. Hiçbir zaman yani inkar gelemeyiz zaten. Sizler eğer izlemeseniz aynen. Bizler gerçekten hani izlenmiyor zaten diye paylaşım yapmayız. İyi ki varsınız. Herkesin köyde. Şimdi aynen. Mesela bazı adamlar çocuk şeysi paylaşıyor videoyu. Çocuklar izliyor ki evet. Onun sayesinde şey yapıyorum. Mesela bizimkinde normal ev hanımlar. Ben bakarım Cansu. İçindekiler koyu attın özlemler izliyor bizde. Evet. Bir arkadaşlar onu da geç ayrı diyeceğim. Şey, şey gitmiyormuş bildirim. Mühim neyden? Ya sana hep yazmışlar. Ya sordum ben oğlum. Sen de kimde oynuyorsun? Tamam onun arkadaşım. İçin gösterim olarak ama ben içerim. Ama benim lan kimi dengesinde? Çınar Hanım dedi onu ben gösterdim bazı rankinde acaba yapmıyorlar mı diye. Yok ama alakası yok. Diğer hafta bana dedi ki Bacı dedi sen o videoları bana dedi 2-3 gün sonra geliyordu. Ben attığım saatte gitmiyormuş. O gün öyle oldu senin. O gün de Diğer ablam balkonda oturuyorduk. Bak istersen dedi şahit oldum. Benim paylaştığım 2-3 gün önceki videom Diğer ablam o akşam geliyordu. Allah Allah. Vallahi. Bak Bacı dedi göstersem inanmam belki. Gördün mü onu? Gördüm Esra. O da bekle çünkü o gün ben de sordum. Şu geliyor. Direkt geliyor yazmış. Şu da ben gelmiyor. Kendimi arayaraktan bularaktan yazıyor. YouTube'un alakalı bence. Aynen. Arkadaşlar normalde abone olduktan sonra zil butonu var. Oraya basmazsan zaten gelmez. Evet. Ama tümünü işaretleyin. Video attığımız anda gelmesi lazım. Eğer olmuyorsa çıkın yeniden de abone olabilirsiniz. Deneyin. Evet Rabbi benim kanalına abone olup zil butonumu açmadığımda hemen bildirimi geliyor video attım. Şimdi bir de izlediğinizde de gelebilir. Abone değilsinizdir. Aynen bana öyle gelen var. Abone olmazsanız ama videoyu birkaç kere izleyince direkt öyle düşer, öyle de var. Ama zil butonunu açmanız lazım yani. Biraz bozulur. Düşünecek lan. Valla her şey YouTube'un elinde. Abone çok arkadaşlar, benim yani 185.000 abone bu ne çoğalıyor. İşte yani şeye göre izlenmez. Özledim, ben de özledim, öpemeyim. Çay içeceğim, gel katın da içke. Durdun alan katın. Sen ne öreceksin? Dur bekle. Çay mı içeceksin? Otur da katın. Kim kötü onu bir söyle bakayım. Bu suyumuzu bir de. Ben de ödedim Yüksel. Seni de öpemem valla. Paspasama da. Yüksel kim kötü lan? Senin kurum pek şey diyor. Senin pasada şöyle şey alsın. Kim kötü bana bir söyle. Dur bakalım şeker atın. Bak bana bakmıyor ki hiç. Kim kötü lan? İpucu mu? Parkta nasıl sallanıyor bu? Sevdin mi parkı? Şey, sağlam sallanmış. Bir tane gül mü oraya? Alıştım değil mi orada? Sevdin mi orayı? Babacığa niye götürmedin ya parka? Yüksel güle. Otur otur. Otur da acık işte onu sana verim otur. Yüksel güle be. Orada hiç oğlum. Sağlam sallanmışsın. Hasan da izledin mi? Ne yaptı adam? Boyadı. Benim Hasan yatakta izledim kardeşim. İnşallah bana neye gülüyorum diyor. Lan Hasan'a gülüyorum dedim. Biz bana böyle yaptıralım. Şey yazmışlar. Diyor böyle konuşuyor diyor. Ben ne kalıyor? Anlatıyor sonra babası. Ama babasının gülmesi benziyor oğluna. Benziyor ikisi bir gülüyorlar da. O ayrı bir kaplama şey yapıyor. Ne diyor ki de gülür kenar düşürür. Allah'ım diyor, anam diyor. Ana. Hasan şey yapıyor, kinerini yapıyor. Ana diyor da bir şey. Ama hiç açmadı.
Acaklar ya. Kileri boyaya sürtün. Tarlayı saydı babamın. Tamam sürtün. Tarlayı şey yapmışlar, yol falan gitmiş. Bir şeyler ya. Gitmiş tarladan. Onun için ben... burayı ben bir adımdan da kaç bölüm diye bakın dedi babam. İcari ya oraya. Lan babam bir kere adımladı. Sen boş adımlamışsın oğlum. Bunlara bakar diyorum. Varıp varıp dönüyorlar. Şöyle dönüyorlar. Dört yerin hem adımladı bak tarla. Ortaya hiç dönmüyorlar. Hasan'dan babası var ya tarlada taş var. Bir şey arıyor gibiler. Kardeşim orada hep taş dolu. Beni götürse beni toplarım. Benim ağrımasa diyor. Hasan öyle diyor taş. At veriyor. Hiç tarlanın dışına da gitme oradan. Hasan da diyor ki şey video çekiş haber yok. Bak diyor. İşte diyor, oralı bir olmalı diyor. Ya oğlum kaç şu içine işleme de. Hiç dışına da atma orasını taşı. Olduğu gibi atıyor. Allah Allah. Mesela anne diyor ki, hani nörü normal karpuz atıyormuş gibi taş atıyorsun diye. Acaklardı ya, öğrenden sonra hiçbir şey çıkmadı. Oraya gittiğimiz tarlada bir işe yaramadı. İyi, gidişimiz mükemmel diyorum şu an. Aynen. Diyor ben tarlanın ortaya hiç girme hiç yok yazında. Kenarları dolanıyorlar. Kenarda bulurlarsa atıyorlar dışarı. Hayır. Kocuğun annem çıkarttılar ya. Bak babadan verir mi annem? Kocuğun annem çıkartmıyorlar. Ya ben ne diyorum? Dünya varmış burada. Çıkarttılar da kocuğu sanki dinliyorlarmış gibi. Ben çıkartmıyorum kocuğu. Allah. Hasan daha kocuğa çıkartmıyorlar. Babası çıkartmıyor, o da bakmıyor, o da çıkartmıyor. Gel. O dedi, son yapıyorum. Korkuyordu diyor ya. Gel. Korkuyormuş, gidiyor, bir şeyler gösteriyor. Bir şey geliyordu. Gel. Adamlar geliyordu. Peçeli adamlar diyor. Evet, peçeli diyor. Ben yok. Kendim de oynamıyorum, bana gidiyor. Uyuyamadım. Öyle miyim, korkuyor olabilirler o. Zaten o rahatsızmış ya yaz. Allah'a şükür. Normal şeysi yok. Böyle rahatsız da işte kul meşhisi var. Kul me rahatsızdı. İyi ama ya. Yapıyor. Gamber diyor Hasan bir kulla diyor. Abi o yıkıyor ortayı. Saman doldurdum. Taş yedin sesi geliyor. Taş ama bak ben inanma biliyorsan bu neme böyle bak. Gelmiyor. Onu ki esnek kaynıyor. Çok değişik. Bir şey dükkana kuluyor yani. İçinden kaynıyor. Bu diyor ki diyor Hasan sen ne örüyorsun diyor kuluyor. İyi abi ben de alırım değil mi yerle? Yatakta izledim de ben de onu koyuyorum. Ben de bir eskile gittiğimiz hal getirdi mi? Sen niye süzülüyorsun ya? Herif yorulmuş gibi. Yoruldum abi. Yapamışsın işte. He. Konuşuyor muyum? Eskile gittiğimde video çektiydim ya. Orada gülüyor da yıllara yatıyordu babası yanına oğlan. Esna o da hasta. Ama o şey değil. Komik bir şey oldu mu babası yanına oğlana bir kriz giriyor. İkisi de yere yatıp yuvarlanıyorlar gülüyor gülüyor. Vallahi abi. Karnımız ne ağrıyordu bizim orada. Yemek mi yiyemiyor ki? Yemeğin başında ne bir şey, komik bir şey dindi mi? Yemeğe bırak, yemeğe yatıyor. Aşağı bu Mustafa Zaysin arayı. Sikine sen lan ne diyordu? Guylekçi mi diyor? Guylek ne lan diyor o da. Hasan bir melemen yapmış Mustafa Zaysin'e. He. Önce domatesini öldürmüş melemen. Yerdeye diyor taşma çekil ondan iyi diyor. Kapkara karattı şahı çatır çatır gidin diyor. Gidin mi ortama? Ağacın sıkısına gidip diyor. Ağacın sıkısına diyor. Bir acıktık arkadaşlar durdurun hemen onu. Hasan kardeş. Suaya gittik arkadaşlar bir acıktık. Gülerek gidiyor hanım. Beni gittiler de ben de orayı herhalde fethedecekler. Öyle şey diyor ki hemoşu diyor ki bence bunun ağzına ilk sinekle girmemiş hiç kapatma or diye. Sapa hale. Yazık. İyi çocuk. Yanma iyi. Yazık. Dinliyor öyle. Şişinem çok iyi ama efendim yani insanın şişi yok. Ayağım bir şey anlatıyor oğlum. Ölmüşlerin ağzında bulunsun diyor daha yazık. Yemek yedirdik o kadar şeyden. Var ya mı? İyi çocuk ya. Ondan sonra acıktık. Sen git de yemeğimizi hazırlattın Mustafa Dayısı'na. Serkan'ım daha sonra yani benim dediğim kişi. Sen o gün ayağın mı aşittiydin? İskeleden düştüydün mü? İskeleden şey... Aççı benedim ha. Aççı yemekte benim. Ondan sonra gidim yapım dedim. Öbür tarafa gittim arkadaşlar. Hasan ömründe tabii hiç belediye yapmış. Normalde arkadaşlar 4 tane ablam olduğu için ben mutfak bölümüne hiç girmedim. Daha şimdi de girmem. Ondan sonra da annem yaptı. Annemden sonra da Cansu'ya geçti. Bir dün mü evvel bugün mü bir yumurta karavanda pişirmiş. Yumurta pişirdim. Ben de adam biliyorsun çekirde tarihe geçirir bunu diyor. İlk defa. Aslında video çeksem olurdu. Onda ilk defa. Onda böyle bir gibi mi yaptın yozun? Yo yo iyi oldu. Güzel olurmuş işte kuruladım. Kuruladım. Neyi kuruladın lan? Kuruttum bir ha. Kuruttum ya şey yumurta. Ha ödüm sıktı ben de. Nasıl kuruttun Hasan ha? Kızartmış. İyi kızarttım yani iyi oldu karıştım. Çıkmıştı iyi çıkmıştı. Evet.
Anlaşıldı orası. Ondan sonra... Yutuktan mı araştırdın yumurtanı nasıl bir şey? Yok yok yok. Az önce yumurtanı döktün yağ yemin. Ya döktüm bir çıktı aynı adı ondan işte. Aynen. Aynen bu iş. Isındı lan. Isındı. Böyle bir yemek şeyim oldu. O zaman da arkadaşlar böyle şey yaptım. Bir tek yağ mı döktün? Ondan sonra bu şimdi çalışıyor daha benden yemek bekliyor Mustafa dayı. Ben de gittim oraya. Hasan, sesli konuş, izleyicilerimiz evet, anlamıyor. Domatesi doğraydı. Bu öyle dursun biliyor musun? Üstüne de biber doğrayacağım, üstüne de yumurta. Domatesi doğradım arkadaşlar. İçine koydum. Kaynamaya başladım. Aa, o da kaynıyor. Pişmeye, o da kaynıyor. Ölüyor yani, pişmeye başladım. Ondan sonra o sırada da biberler doğradım, biber de döktüm içine. Domates içinde kayboldu. Üstüne bir de yumurta kırdım. Allah'ım. Domates kapkara oldu. Yanmış domates. Domates de yandı biber içine öyle lan. Yumurtayla kırınca yumurta da ona karıştı, o da kara. Allah'ım. Oldu kapkara. Kapkara bir yemek çıktı ortaya. Gel yemek hazır. Kutatın üstüne girmedi bakalım. Bu ney oğlum diyor. Ne demek? Ama iyi de acıktı biliyor musun? Acı beni nasıl yemeyeceğim? Bitirmiş tabağı, kara tabağı. Usta ben de çok iyi. Valla Hasan da niye olmasın çok iyi insan. Aynen. Daha halen belli. Hasan o melemenden bir daha yap da yiyelim diye. Şimdi daha da nasıl yok oldu arkadaşlar. O benim orada kova dediler. Normalde kova dediler yani biz ona kuylettirip bizim köyde. Ondan sonra suva yapıyorduk. Suyun, su lazımdı. Kuva yani. Kuva lazım. Beni arıyorum. Kuyletir de kuyletir. O da bilmezmiş. Ne kuyletir? Ne de ne? Bu bana sordu. İşte kuyletir dedi. Ben de Mustafa Dayı'ma sordum. İnanın Mustafa Dayı kim bu? O da iskelede. Mustafa Dayı dedi. Ne yasan dedi. Kuylet mi dedi? Ne kuyuyor oğlum dedi ya. Yani de kuylet işte. Gitar şuradan benden dalga geçme. Kuylet neymiş ben? Kuylet miyim oğlum dedi. Valla hoşuna gitti arkadaşlar beni gördü mü? Kuyletçi diyor bana. Adamı kuyletçi o yani. Bu kova demezmiş kuyletçi. Hadi 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 kova diyor o da. Ulan lan kuylet diyor. Mustafa Dayı da koca varlık gösterdi. Hasan bu küçük kuyruğun çoğu ne yani? O da koca kuyruk mu diyor ona? Ben de ona hırçıklıcı diyorum. Onlar da şiye. Havuca. Havuca hırçıklı diyorlar burada. Havuç mu? Siz ne diyorsunuz? Hırçıklıdır. Bizimki daha kibar ama. Sizinkini. Şey bizimkini bir ara arası çıkıyordu ya. Hırçıklı konmuşlar. Hırçıklı konmuşlar bunlar arkadaşlar. Hırçıklı. Hırçıklı. Her şey film gibi valla. Değişik değişik ismi var. Ha gözümde yaş geldi işte. Guletçi, Esnaf Guletçi koymuşmuş Hasan'ın adını. Dıt mı diyor, duruyor, Gulet diyor. Arkadaşlar Hasan'da bir ahlak var. Bunu, bu kulme kırıcı girdi mi, bundan da evde yiyiz o çıkıyor. Hiç durmadan Gulet Hasan gidip, diyor, orada sonra böyle bir şey oluyor. Bir gün bundan bir şeye gittik, pancar tarlasına. Bir de ben bu anıyı anlattım. Madem anı açıldı, helva yiyor. Yeşim günü pancar tarlasında. Sonra bir laf geçti. Memiş'in işte aman bir gülme tuttu. Bir tut gülme tuttu. Hasan'a baktım kırmızıya girmiş lan. Helva yiyoruz. Baktım bununla helva bakıyor. Öyle diyor lan da bununla nasıl geliyor şeyle. Suyu içiyor da kılık kılık girince kuruyor. Ölecek diye korktum. Bunun krizi var kız. Gülümcü beni her şeyi şey geliyor ya. Geçen de dayım ben şarkı söylüyorum. Karavanda. Ben ne vardım ya lan? Ondan bir gün önce. Canlı yayın yaptın bu. Gelmeden önce. Daima mı yapıyoruz bana? Ona yapıyoruz herhalde. Bir gün önce mi bana yaptın? Ondan sonra İkulle geldi abla. Şarkı zaman dediğin gibi. Bir şey sırasını yollandırın. Siyasatçı dolan dolan çıkma. Gitti bunlar. Şarkı gelin çabı da bol. Hasan ben seni biliyorum ya halini. Hasan akımız girdi diyor ben. Orada da böyle siz ne işsiniz yazmışlar. Halbuki normalde bak bir adama para versen bana önce gül de öyle. Durup dururken gülemem yani. İnanın evet. Anlıyorsan darba geçsen gülemem ben. Böyle siz ne işsiniz diye yazmışlar bunlara yorum. Halbuki sen ben biliyorum bunların kızı gibi. Ben mi? Oğlum çok güldüm ya. Hasan abi de hani eşeğin kırısı orada kaldıydı eşeğe getirdik de. Çakır bir başlıyor eşek orada da anlamaya başlıyor. Rüzgar da gitti değil mi?
Ruzular gitti, çok rahatladım. İki gün bizi uğraştı. Ruzular oradan da gitmiş. Bir gün beni uğraştı. Kaçmış babamdan. Ama ben... Ruzular da kayıp arkadaşlar bu arada. Ruzlar Gören olsa, ulan Gören diyen olursa... Cansu ödüllendirilecek. Bekle de. Şeyler annem sormuş, çobanlara da bulamadım diyor. Pek acı yiyor. Bulamaz mısın? Zavallarla diyor, bir boyda bir iyi gidiyor da kıvıl kıvıl diyor. Babam pek severim. Ama diyeyim oğlum, yapma. Oğlum düşün. Çok iyi boyuncuydu arkadaşlar. Bıraktım direkt kayınbabamı, Gören'den de gitti. O oradaydı. Hasan da bağlamamış. Ya bağlamamış. Onun için bağlamamış. Bizim Kadife'de iki gün bizi uğraştırdı arkadaşlar. Bir gün beni, bir gün daimi. He. Yani yavruyu aldım, arabaya bindirdiğimiz zile şey yapıyor diyor. Oraya gitmeye çalışıyordu. Yüksel onu niye ama şu an de... çok ağırlandı. Önceden yavrusuna umut ediyordu. Gelmiyordu. Arkada kalıyordu yani. Daha gidip onu çevirip geliyordum bir de. Yavaş. Sonra şimdi o olmadığından daha nereye giderse o da içinde gidiyor. Tamam bebeğim. Eşek! Go! Diyor Kempap. Adını getirememiş. Kara kaçar diyor. Kara kaçar. Ne bim ne diyor diyor. Kadife. Hayır. Kadife. Kadife yazıyorum ben de kaynıyorum. Eşeğimin adını Kadife koydum arkadaşlar. Getir domlum çekin ki halam getir. Dişi kopyam vardı huzu. Çiğ aldı. Ne aldı? Kurtuna var etek. Çiğ mi? Koca kafa var. Ama. Basır var. Bir de lady'miz var. Lady kim ya? Kurtçuk var yeniler. Onları da aşı vuruyorum, inle vuruyorum. Hastaları da düzelemediler. Himeleri... Ya bir şey yok deme yiyip. Bir şey değil mi bacım plan? Yok kardeş. Adamsın diyeceğim ya. Neyi nasıl diyeceksin? Adamsın da adam pişirmez mi ya? Hayır yapacağım bacım sen. Ha, çok dua edeceklerdi onlar. Valla pişirin kardeşler bulurum aşağıda. Şimdi şey anlatsın. Şiver de şöyle beyaz beyaz olur ya. Ama bu kız 50 kilo, 50 milyon kilosun. Allah'a. Allah'a. Diyorum da anlamıyor beni yok. Öğün aramadım kardeşim. 48-50 milyon şey. Orada pilinç diye mesela. Ben pek aramıyorum ya. Arkadaşlar benim kopyalı oldu mu? Geçen bak. Orada 50 lira alıp. Yapma oğlum. Yapma babam yapma. Aç. O zaman gözükmüyor bak aç. Karanlıkta kaldı. Hasanlar orada gülerek kalmış. Akşam oldu. Şehir. Eczaneye gittim arkadaşlar sağlık ocağına. Açalım. Pensilin yazdım. İnsan pensilin. O gün de ürün 50 lira. Bir de bu hafta yazdım 10 tane. Kusurum ama. Bir de içine antibiyotik falan şişesi verilmiş. Ben koyuyorum seni. Yani. 50 lira da bu hafta ürün. Köpeği beni aramıyorum. İyi olsana. Hayır. Koyacağım. Bir pilav pişirdim. Koyuyorum. Ondan bir gün öncesinde bir tenceren hırtlandı. Koyuyorum. Fasulye, patates. Ondan sonra bulgur pilavı, bir de pirinç istediğim tamam, halini ben dökübürdüm. Nasıl yiyilirse yiyisinler. Yemek kartını yiyorlar. Hani yerken yağ çaldım yemeğine. Yapma Allah. İçine yumurta kaldırdım. Doğru olsun onu yemediler. Yemek kartını yiyorsan onu yiyorsan. Ya ağrısı. İyi olsun önemli. Onun sonra iki buna kalır. Ağrısı. Ben başta şuradan sana sevdiğin şeyi açım. Eşekler açım. Gelelim. İzleyiciler ayıp olur. Ekber bak çoğunluğundan bayı. Aslında çoğunluğundan bayı. Doğmuş. Bana ekmeği öyle yiyor ki acıkınca. Ya benim hasta olduğum gel bunların açıyor. Gel bunların açıyor. Sütü bile işime yok. Gel bunların açıyor. Yok önce yani etine şey biliyordu da ki. Gel bakalım. Ağrı sütü bittiği bir kısmı onal olmadı. Bakmadı. Yüzüne bile. Otur anneciğim. Otur. Gacansu Hasan bir de orada çalışıyor. Meyve suyu getirmiş bu arkadaşlar. Kulenin içini yapıyor ya. Depo orada. Orada her şeyi var. O da serbest bize. Oturduk içiyorduk. Bir şey oldu yine. Gayet bir şey dedi. Bu bir gül makinesine girdi, bunun burnundan fışkırıyor sapsarı. Meyve suları, nasıl fışkırıyor? Böyle gelmiş kurtarıyor ya. İyi değil biliyor musun? Aynı adam boğulur mu? Tabii bir canım. De burnunun aşı diyor ya, öyle oluyor öyle olduğunda. Kısmı tıkanma işte o. İyi değil, o da iyi değil, boğuluyor sen. Benzine kaçsa? Sen öyle yapmadan kalk. Yok la işime bitirelim. Hayır burundan gelirsin. Benim bak. Karnasın da şeyin. Ne bileyim mi? İyi mi? Demli mi lan? Ne bileyim mi? Yok kardeşim. O anda tüküreceğiz ağzındakilerin. Ya oğlum oğlum gülmenin içinde ne de tüküreceğim diye. Valla. Normal olsa zaten. Birden geliyor Ayhan oldu işte gülme işte. Bana geliyor. İskelede düştüm ben ayağım. Kırıldı. Cizme var ayağımda arkadaşlar. Çıkaramadım ben. Anne ne var? Ben ağrım. Ayağım kırıldı diyorum şunu çıkar.
Ben hastaneye gideceğim. Serkan. Bu da geliyor bir bakıyor şimdi ben oturdum kıvranıyor mu? Buluyor. Dışarı bir çıkıyor orada iyice. Ulan çekiyorum. Gidiyor geliyor. Ayağımdan asılıyor. Çıkmadığını buluyorum biliyor musun? Çıkmadığını gidiyor başka. Ayağına ben. Tabii ki işte normalde 45 numara şey giyiyor. Çizime de kaç sakalan bilmiyorum. Bulamamış da mı giymiş onu. Yoramı çizime 46 idi. Daha bir de büyük giymiş bak 46. Çekiyorum. O şeyle çıkmıyor yani. Bildiğin gibi değildi. O da asıldıkça ayağımda kırıldı, ayağım ağrıyor. Bunu bir daha anlatsana. Evet, kesmeyiz aklımıza gelmedi. Şey yapmışlarmışım, Serkan o kırığı da bahaneden kara artayı bir daha çalışmaz. Şimdi değil arkadaşlar, o eskiydi. Evet. Doğru diyor arkadaşım, ben çalışmasam benim eve gelir, o diyen bisler gider, ekmeğimizi alır, aşımızı alır. Serkan işte ayağı kırılsa onda bahaneden artayı çalışmaz yazmışlar. Evet, kadın çalıştı, gönderi ya. Acaba bir şey yok yani. Bir çare yok parayı hatta ya, bazen soruyorlar. Ne iş yapıyorsun diye ben yıldım cevaplamakta. Lastikleri çekip atıyor, mısır arabasını çekip gösteriyor. Bir daha biri yazmış ya, arabayı attım da ben. Arabayı attım arkadaşlar, biri yorum yazmış. İzleyicilerimizden biri. Serkan nereden aldı da parayı, araba aldı diye. Beni de çalmış gelmiş yazdı. Biz yani ödeyemezsek korkup, borçtan korksak alamazdık ya. Arkadaşlar herkes ayağını yorganına göre uzatır yani. Kimse ödemeyecek şey yapmaz yani. Bana mesela bir tane izleyicim yorum yazmış. O kanepelerin o salona hiç yakışmıyor. Onları at, yenisini al. Tamam da bu bunların daha hiç yırtığı yok, şeysi yok. Niye atıyor? O zaman da bol bulmuş diyeceksiniz. Bol buldu atıyor diyeceksiniz. Bunun neyi var da bir yırtığı bile yok. Temiz, niye böyle? Yok ki. Niye müsrüflük yapayım ki? Ne hallı? Dişimi de kırmağınızdan çabalaya çabalaya aldım. Kılıfı dışarıcı şu bakmamış. Mesela şu onu istesen değiştirebilir. Kılıf takıyorsun. Yeni de alsan kılıf takıyorsun. Yok yani. Kılıf evet. Taktın mı? Yırtık mı? Şu farklı bir renk katmış var mesela. Mor, mor, mor ya. Salona uymaz. Uymaz. Şeye ya. Uymuş mesela. Perdeler. Perde ya. Hali ya. Üstüsü onlar aldı, ben örtüyorum. O güzel olmuş. Olsun yani her şey masraf üstüf değil yani. Benim sağlam iyi şey bana arkadaşlar bir de bunun ardına yetişemem. Her sene bu değişir yani. Bu bizim şeyde de, müzik sektöründe de aynı. İnsanlar biri varır, yeni cihaz çıkmıştır. Biri alır, biri o onu almıştır, ben de alım der. Bizim sektörde genelde bu paraya, yani paralar cihaza gider yani. Herkes o onu almış, ben de aldım, o onu almış derken pek para kazanan olmaz bizim sektörde. Sistem önemli ama. Sistem de önemli ama işte yetişemem bak. Bu yıl mesela bir şey alıyorum. Seneye farklı bir şey çıkıyor mesela. Seri şimdi bu set, bu çekkalar o zaman şurası modaydı. Nasıl imlendirdim şuralarda. Evet, sehpa gibi. Sonra da şimdi bunu satsan alman yani. Bu bir kalktı bunun. Bir de Hasan işte değil mi? Orhan Bey'e gitti de kan donuldu arkadaşlar. Bir de o anısı bana sana. Hangisinde? Gittim de kandırmışlar da geri geldin ya. Abi o yine oldu da 3-4 ay oluyor. İşte yine oldu kışın. Var elimizde biz dediler Orhan'ın. Biz de Cansu'yla inek yediği davar eti yedik ya. Nasıl yedik lan? İnşallah geldi. Yani. Var elimizde bir arada sana Orhan Mete Antalya'ya gittim. Bu kez de bitti dediler geri çıktık. Kaçıyorlar mı? Dertliğimiz mazda mı harcayalım? Harcayalım gittiğim yol ama. İnsanlar artık müşkilatçı olmuş valla. Çoğu şimdi aklıma şey geldi ha. Çoban oğlu şişmanı da hepsi öyle. Bunlar İrağa patates götürüyorlar tırına. Bizim koyu Niyaz Avcı var ya onların ikisi. Niyaz Avcı var. İrağa varmışlar o da sıcak olunca Suriye'de. Şeyi çıkarmış o da çok şişman şöyle. Donunu çıkarmış. İçine de 100 dolar varmış. Ondan sonra şort giymiş sıcak olduğunda. Onu da çalmışlar. Allah. Ararmış donum yok don. Ulan Niyaz demiş ki, Niyaz kusura da ne ya? Yok. Lan demiş, içinde de 100 dolar var demiş Niyaz abi. Paran da var. Lan Niyaz'mış, 100 dolar boş ver. Donumu acıyorum oğlum. Donumu da bulacağım ben demiş. Ben dedim gelişe çöre bir şey. Ya 100 dolar şeyi boş ver lan demiş. O da hızlı konuşur. Dolar boş ver, dolar demiş. Donumu bari ki getsene demiş. Ben donumu da bulacağım oğlum. Azan da hadi ona döndü. Neye yanayım? Mazlum o yanayım. Gittiğime bir yanayım. Keşke demiş para yazsana da torunu geçsinler ölüm diyelim. Bunlar diğer telefonda almadık alamadık dedi biz de yani yalan söylüyoruz. Bunlar da şaka yapıyor belirler. Cihaz alma ettik arkadaşlar oradan bir de. Amfi de alacaktık. Normalde alacağımız amfi de Hasan buluyor gibi yorum aldı. 10 bin lira falan. Adam bize 8'e verecek Allah'ım ya. 15 bin lira var bir tane de. Onu da 11 bin lira vereceğim sana diyor. Anneciğim, gel şunu al diyor. Tamam alalım dedim bunu. Bunu alıyorum ben. Araba sürüyorum dur. Bir
parayı götür diyor. Abi bir açalım diyorum. Mahpuzunu kes şeysini, faturasını diyor. Fatura kesemem ben bunu. Abi sıfır değil mi? Sıfır fatura. Kesemem. Fark oranı mı? Farkını biliyorum, tamam kestim. Ondan sonra baktım. O da bizi çarpacakmış. Çıktık oradan lan. Öyle korkandır. Çin malıdır o. Çin malıymış. Sıfır aynı kapalı kutu ama şey yok yani. Faturası falan yok. Fatura da olmadı mı? Açtın mı biter yani şey olarak. Oradan da öyle çıktık. Denetmiyor bile daha. Çalmayacak mı? Çalmayacak mı? O denemiyor. Aldın mı biter. Açtın mı senin diyor. Bazı iller öyle gerçekten. Ne? Faturalı oldun bak. Bir madde eğer faturalı sıfır garantiliyse açtırır öyle sana orada. Denettirir. Ondan sonra zaten orijin oldu mu? Bir, yani sıkıntı da olsa tamam kardeşim bu arızalıymış gönder ama bunun garantisi şeysi yok yani malına. Yani sen onun ürünlerin en az 2 yıl garantisi olur. Orijinal ürün. Aynen. Onlar dolandırıcıymış yani. Ya. Öbür normalde geldikten sonra bir tane Ankara'dan güvendiğim adam var. Ona hiç denemeden yani direkt parasını gönderdim hesabını. O da faturalı bir şekilde gönderdi bana. Öyle olur. Sıfır ürün fatura. Biz mesela televizyon aldık. Geldi servis kurdu, faturanı imzaladı, garantiyi imzaladı, kutu koydu. Yani. Bir de kapalı kutu mu çalışacak? Alayım ne çıkarsa şansım var. Valla arkadaşlar. Öyle bir şey mi var? Hiç şu elektrikli malzemelerinde hiç şeysi yok yani. Garantisi de bütü aldı. Hesap. Sen tamam 14 seneden sonra bir bütü aldıydı. Bir sevindim bütü aldı herif değil. Valla iki gömleğini ütüledim. Bir de hiç ütüleyeceğim. İki olacaktı. Üstüne bir şeyler dokundu kireç gibi gömleğe. Bordo gömleğe. Yardım kireçlerdi suyumuz kotlu ya buranın suyu. Ama kaynatıp da döküyorum. Ana öyle ütüye döndüm bak dedim ütünüm. Şeyler düşmüş. Bu arada benim ona şöyle altı tefalılar gibi. He. Normalde en iyi mantıda o biliyor musun ütülerin içinde? Beni çok seviyorum. Benim var. Hiçbir bozma düzüğü yok. Cansu adam diyor ki biz hiç şey. Böyle denk gelmedik. Hadi evde. Sen ne yaptılar ilgili o? Hani Ankara'ya götürmüş ya. Yok ya. Daha götürmedim. Bugün götürmedim. Cumartesi diye götürmemişsin işte. Ha, belki vakti geçince şey derlerse onlarda. İki yıl garantisi. Niye burada kabul etmiyor ya sahibi? Ya o diyor ben ne yapabilirim diyor. O servise götür diyor. Ya yani bu adam sadece ama onu göndermesi gerekiyor senin. Ben de böyle söyledim. Bunu diyorum senin yapman lazım. Sen ilgilenmen lazım diyorum yani. Benim değil diyor. Çoğu şey yapmıyor ya. Öyle yırtar bir dur sana. Yani. Bir ara ben de şey ama yaptım. Kardeşim alın sana diyor ki 2 yıl garantili diyor. Sen de garantili diyor. Orada alıyorsun mesela. Ya garantiyi ben bilmiyorum diyor adam sana. Servis sürüyor diyor. Arsalarda filan yedi diyor. Ya bir ara bir şey daha oldu diyor. Ben neydi? Böyle talihsizlik hiç görmedim. Ben ömrümde hayatımda vallahi. Allah'ım biz de görmedik sadece. Ya şey olarak yapabilir aslında mesela müşteri kaybetmemek için. Yani. Oradan alır nasıl olsa o farklı kaynaşıyla bir tane çalışıyor. Değil Hasan, o, ne? Onun yapmaya mecburi bir şey. Mecbur değil o. Şu konudan bir şey istiyor. Hasan mecbur biraz değil. Sesini durdurur hep dur. İptal etme sesini kız. Daha ne etti biliyor musun Hasan sandalye aldık ana? Benim de bir tane dedi müşterim dedi çaydanlığı suyu koymuş masaya dedi. O da şişmiş kabarmış dedi. Benim daha almaya mecbur değilim ama dedi. Zaten garantisi var dedi. Getirdik masaya geri saldık dedi. Ama onu sanıyorsam niye benim ütüme almıyor? İşte bunu da yani şey yapabilir. Salamasa bile yani onu bilip de uğraş yapabilir. Çünkü o sürekli oradan alışveriş yapıyor ya. Gidip gidiyor onu. Mesela böyle böyle gelmiş. Kardeşim bu arıza çıkmış. Bunu alın. Öyle de diyebilir. Çevikler de i̇şte, ne aldın? Bu laştan da. Öyle de yapabilir. Mesela dur müşterimiz zaten. Tamam abla ben bunu gönderimdir. Şey yaparım. Bir ara bir şey gönderdim ki öyle. Neyi gönderdim? Annem şey almış, fırın almış da kulağışta fırın aldı da bekledik ya. Anne davulun bazı gibi fırın aldı. Şey elektrik de sadece. He, he. Gittik ya kaç kere gittik. Onu biz gittik de ne oldu? İtimat en iyi markaya aldık biz. Bizimki bozuk çıktı. Aynı senin hesap pişirmiyorsun. Yarım saat bekliyoruz. 3-4 kere gittik adamla. O da bir yaşam vermiş. Oğlum değiştirmese böyle pazarlı arkadaşım. Bunun koskoca dükkanı var. Aynen. Tanınan bir pazar şey, market. O da yani ardında dur sonuçta götürmüş Kayseri. O aldı şeyi vermiş. Evet. Ha bizi biraz bekletti. Bekletti ama adam yani sonuçta yaptı. Malının arasında buldu. Hatta geri sonunda bilemediler. Bir başka marka verdi değil mi? Düşük marka. Onun şey yapın dediyse bunu verin başka marka dedi. Öyle verdi yani. Pazarcı olmasına rağmen yine de çift daha hocalar. Yani. O güzel bir şey. İsmail'den telefon arıyor. Mesela garantili. Bir şey oldu mu İsmail'e götürüyor. Bu telefon bozdu diyor. Tamam diyor. Kutusunu arıyor. Götürüyor. Kargoya veriyor. Ya da servise koyuyor. Ya da yaptırttırıp getiriyor.
Bu adam hiç öyle diyor. Ben diyor bunlara uğraşamam diyor. Ben satarım diyor. Ben kaç şey değilim diyor tamirci. Allah Allah. Filan yere götürüyorum diyor. Bilin diyor. Ben de oraya götürüp vereceğim. Sen de oraya vereceksin. Kendin bil diyor. Kendin bil. Ama ben sana şey olur diyor. O zaman o satsın. Yani. Oradan alalım. Ben dedim biz burada Murat abiden arı yok dedim. Yani bir şey çıktı mı götürüyor bana biliyor. Geri gelirse dedim oradan aynısını veriyor. Onu salıyor dedim. Seninki nasıl işimiştir? Allah Allah. Arkana diyordum ya dedim bir şey olursa getir. Hep arkasında ait diyorsun. Evet. Sen orada ne yapıyorsun mesela bu nasıl diyorum bu şöyle iyi şöyle diyor o zaman. He. En iyi ütü bu dedi. Ben de sevdim. Şeyi de aynı diyor. Geçen de kullanıyorum diyor benim kaç yıldır. Kullandığın şeyi bize o önerdi o verdi. Cansu Bahadır bir de iki kere kullandım. Elektrikli süpürge. Elektrikli süpürgeye bunlara vermiş Phantom en iyisi bu demiş teyzem demiş bunu götür. Tabii pişman olman demiş, o da en kötü manda. Uçak filmi. Babam 3 sene aldı dedim. Artık Phantom'u kimse, hiç kimse tercih etmiyor ki. Bir de Cansu bana oğlu diyor ki, daha vallahi bir ütüledim, çok güzel açıyor da. Ütüyor, hatta yiyemem, süper açıyor. İkinciye de öyle oldu vallahi, ben de şok oldum elimde öyle kalınca. Bilmiyorum ne yaptıysa diyor, ne yaptın neydi dedim. Sen ne şekil valla ne bir şekil konuşuyorsun babama karşı dedim. Telefonda anlatıyor babası. Para vermişsin, ödemişsin peşinde. Ne yapabilirim ben ütüye? Yani. Ne yaptıysa diyor, ben bir şey yakaladım kardeşim, kaynatıp ütüyü döktüm. Şeyin fişe de taktım. Birinci ayda da geldim. Size ayrı tutmuşlar. Bilmiyorum ben mesela o kadar malzeme aldım ben de öyle parasını. Böyle canım istedi yani götürdükçe giyindim ara sıra verdim yani hiç. Böyle şeyleri görmedim. Biz yemek masası aldık orada. O da şiirli gelmiş. Defolu. Defolu. Gir onu göndereceğim. Ne sen iyi ol, şey iyiken kötü olmayan ne de bendir de yani. Anne, aldım bildim şeyse olmasın. Parasını yemeyim de bizim geri verdi paramı. Televizyondakini. Neydi o? Masayı da getirmedi. Bilmiyorum valla. Bir de öyle bir şey yaşadık. Bizde masa biraz geç geldi. O zamanlar annem seçtiydi. Bizimki de aynı. Satmışmışmış bizimkini seçtiğimizi. Biraz onu bekledik. Başka da bir onun bir sıkıntılı olmadı. Biz katalogdan beğendik masayı. Sipariş verelim dedi. Bu gelir dedi. Tamam bizim için önemli değil. Ne zaman gelirse gelsin. Onun başını bulursa gelir. İyi yapacağım. Ondan sonra biz de masaya çıkıp oraya gittiydik yani. Pizza. Dedik şuradan da masaya alalım. Babamdan yapsan diyor. İçeri girdik. Pizza diyor. Değil mi? Pizza. Şey yoğurdu babası. Oğlu vardı. Biz dedim masa geleceğiz. Gel de abi şu dedi. O da beyaz olduğu için ben süt beyaz. Ortasında boya atılırken şöyle iz kalmış. Bir fon yani belli. Ben çok görürüm. Yani elmas sahibim biri de öyle şeyler. Dedi bu masa dedi burayı izledi. Abla o dedi toz dedi. Şimdi silerek çıkar dedi. Bu da sildi çıksın dedi. Bir cansız. Geldi sildiler. Kimse böyle çıkmadı. Yine aynı duruyor. Bu dedi ben bu masayı almam dedi. Aferin de bu size geldi dedi. Ya sizin masanız. Ya da almam dedi. Ne yapacağım ben bunu? Defol sildi. He oğlu illa sen onu duyuyor. Alacağım diyor. Ben almam dedikçe. Ben dedim bize almaya mecbur değilim ki dedim. Sağ gitsin o zaman dedim ya ben bunu defolu koyup bir araba niye alayım? Sen susan biri olsan onu sen koyup gidecek. Ama sonra babasını aradı. Sen biri olsan valla koyup gidecek. Babası gayri izah etti. Oğlum dedi o defolu geldi geri salacak dedi. Bak dedim oğluna sen arayıp oluyorsun dedim oğluna. İlle sen onu diyorsun dedi. Ondan bir daha yapmayacağım işte alışmış. Öyle yaptım müşteri. Abdullah abi iyi olumlu konuşuyor. Biz de o defol geldi geri salacak. İlke ne sen şey çıkan dedi ben diyorum ama oğlu işi karıştırıyor. Aynı ütü dediği gibi. Ben malıma niye zarar veririm? Şimdi getirse de burada neyim olsa iyice naz birisi de sen kendin yapsan geri gönderirsen o zaman sen yapmışsın. Almaz belki de. Daha yerini almaz mısın? Kardeşim bir de ben ütünün parasını bu peşin ödedi. Niye ben zarar veririm de malıma diyorum. Yani. Aldığım ürünü ya mesela şunu ben sıfıra tabii. Aldım şunu. Babam da aldı hepimiz sıfıra. Ben bunu ne yapabilirim? Kırarsam ben bunu çöpüme kırarım. Yani. Ben sıfıra aldığım malzemeyi niye? Bir de ütü bu. Ne yapabilirim de ütüye? Malzeme ütülemekten başka. Çocuğuna da bir öyle şey mi sıkıntılı? Elmas dışarılarına mı ütüle? Masamızı 25 yıl getirmişler. Bizden habersiz almışlar. Ben de diyorum ki ben girim diyorum. Şeyi ben solam ya musluğu soluma taktım ben sahi sevmiyorum diyorum. Babam dille girmeyeceğim diyor içeride 6 tane erkek var diyor dediğimi diyor onu da dediktiremedim. Toz yüne getirip takmışlar yeşil ben gri istedim bana yeşil masa taktı gittiler. Şimdi gelen söyle orayı bir silsen diye halbuki o kir değil. Ama işte o masa onu değiştirebilirim çünkü niye dersen biz buraya vermez aktardık şeyleri balkonumuzun şeysini. Başka tonlarda ben istemem onlar. Hepsi aynı şey olsun dedim. Para bilmeye gittik. Elmas biz burada orada yap değiştirdik. Bunlar getirip yapmıştık. Tamam da girse o da söyledi. O da dedi ki şey dedi eğer dedi masayı değiştirmek istiyorsan tüm dolabını kırarım. Yine de para alırım senden dedi. Ha.
Bana böyle deyince hani tehditler gibi. Tamam. Bunlar da yoğurtlar kaldı. Masaya... Masa kırılması için her yerin kırılması gerekiyormuş. Altların, dolapların. Yalan. Beni kandırmış o. Bunlar da seslenmeyince kaldı. İşçim oğlanlar taktı ya bizim vermeye. Silikon koyuyor bildiğim. Ben baktım biz oturduk. Baktım ki. Silikon ne yapıştırıyor kenara? Onun sonra da dengesini sağlıyor terazinin. Su akıntısını veriyor gittik geldiği yere. Sonra da o dolapların ikisini var ya silikon sıkıyor. Sadece silikon tutuyor o dolapların ikisini. Bir şey yok. Bir şey yok ya. O seni kandırmış. Ama seninki hakiki mermer ya. Değişiyor. O şimdi ne yaptı biliyor musun? Onu tam ona göre şimdi yaptı ya. Kralit. Elmas kralit bunu tam o ölçüde bir daha neden bulacak dolap? Binde bir tek gelecek de takacak. Lavabo yeri aynı. Bu onun elinde yani kalacak. Yani o elinde kalacak değil. Buna demiş ki bu dolabı komple kıracak. O zaman bunu alamam ben de. O zaman hepsini alacak. Dolabı da mı kıran mermer olarak? Ya hiç alakası yok da sonuçta o mermeri götürdüğü zaman elinde kalacak o. O ölçüde değil de binde bir tek gelecek. Video daha çekiyor mu yoksa değil mi? Bitti duruyor valla arkadaşlar sizi unuttuk biz. Neyse bu günlükte. Bitti çekmeyi biliyorum ben. Sen unuttun mu? Ben kapattım sen yazdım valla. Tamam öyle doğal ortama geçtik. Organik, sonra şeye geçtik ya çeviklere mevüklere. Çekti demeye çok. Yaralı yerlerimize döndük ki o yüzden öyle oldu. Çekiyordu. Şazım bitmediyse. Hepinize. Hasan'dan hoşçakalın. İyi günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Ayhan da bizim Hasan'ın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağolunla kalın, kanalımızda kalın. Aslan'ın gülmesiyle. Göster onu da. Hasan'ın... Ama Mehmet abi. Hasan'ın gülmesine bakıyoruz benim kendi kanalımda. Gülmedi. Efendilik diye çok iyi ama var ya. Birazdan tarlaya geçeceğiz arkadaşlar, orada görüşelim. Görüşelim arkadaşlar. Ya. Nasıl hoca gitmiş gidiyor Allah'ım. Havada yanıyor. Valla.